Bugün burada toplanmamızın sebebi zalim İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı ve süre gelen zulmüne dur demektir. Kuruni ezkurukum ve şkuruli ve la tekfurun. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Mekke'nin fethini, İstanbul'un fethini, Diyarbakır'ın fethini, bu ülkede gündeme getirdiğimiz gibi Kudüs'ün fethini de gündeme getirip elbette ondan vazgeçemeyiz. Mescid-i Aksa ve çevresi için, Kudüs ve civarı için, yani Filistin toprakları için İsra suresinde çevresinin mübarek kılındığı söylenmiştir. Maide suresinde topraklarının kutsallığı vurgulanmıştır. Enbiya ve Araf surelerinde bereketlendirilmiş belde olarak nitelendirilmiştir. Kudüs İslam'ındır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Tekbir! Allah! Tekbir! Allah! Tekbir! Kudüs'e yürümek Müslümanların, yeryüzünün firavunlarının, Nemrutlarının, Ebu Leheblerinin zulümlerinden kurtuluşunun en önemli sembolüdür. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs bugünün Müslümanının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet edildiğinin en önemli göstergesidir. Bir organizasyon kimlerle saf tutuyor, kimlerle işbirliği halinde, nihai noktada kime hizmet ediyor, bunu en iyi Kudüs davası belirler. Bu coğrafyada ırkçılık, mezhepçilik ve kardeş kavgasını körükleyen İsrail'dir. Üzücü olan taraf kardeşlerimizin bunu görememesidir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Diyarbakır, Ankara, İstanbul demektir. Biz biliyor ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır. Terör örgütü İsrail çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini görecektir. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanın gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistin annelerin acılarını acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terör örgütü İsrail, hak ettiği tokatı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrail! Bundan son söz olarak bitmiştir. Toplanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması sağlanmalıdır. Oğlumcusu Hazreti Allah'tır. Anadolu Gençlik Derneği olarak, gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve şahidimiz başta Kudüs ve tüm İslam beldeleri kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edecektir. Allahu ekber! Allah! Bismillah! Allahu ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu ekber! Bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Şu an Kabe'de dua edenlerin, Medine-i Münevvere'de dua edenlerin ve en önemlisi Mescid-i Aksa'da o gönlü, hüznü, yaralı olanların duasına ilhak edip kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, seri'ül hisabsın ya Rabbi. Burada buraya gelen tüm abilerimizden, kardeşlerimizden ebeden razı ol.